Dünən Zəngilanda birinci mərhələsinin təməli qoyulan Dost Aqroparkındayıq. Zəngilanın iqtisadi həm strateji baxımından çox vacib əhəmiyyətə sahib olduğunu biz artıq qeyd etmişdik və Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının birliyinin daha bir təməl nöqtəsi olan bax elə bu Dost Aqroparkı sayılır. Təməli 26 oktyabr 2021-ci ildə qoyulub və arxa fonda da görürsüz artıq birinci mərhələdə 3500-dən çox angus tipli iri buynuzlu heyvanlar da bura gətirilib. Amma ümumilikdə Dost Aqroparkında işlər hansı mərhələ üzrə davam edir? Məhməd Zəki Toğrul var yanımda, Dost Aqroparkının direktoru. İyi günlər, hoş gördük. İyi günlər, biz də hoş gördük, hər vaxt. Vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm. Artıq Azərbaycan dilində danışırsınız. Əlbəttə, əlbəttə. Artıq burası da bizim, yəni keçmişdə də öyle idi vatanımız. İndi də daha çox burada məsai harcıyoruz. Mutluyuz. Dost. Uzun yıllardır işgal altında olan bu topraqlarda böyle bir açılış, böyle bir yaşayış kompleksini görmək bizi də tabii çox mutlu etdi. Bizi də mutlu etdi. Mehmet Bey, ümumilikdə Dost Aqroparkını biz indi gəzdik, müsahibədən əvvəl də görüntüləri gördük. Həqiqətən də həm möhtəşəm bir ərazidə yerləşir, həm də artıq buradakı işlərin icrasını görəndə sadəcə olaraq fəxr etməmək mümkün deyil. Amma ümumilikdə, bax, birinci mərhələ üzrə hansı işlər həyata keçirilib sizdən eşidək? Evet, şimdi burada birinci mərhələnin təməlini siz, az öncə sizin də danışdığınız gibi geçen yıl, tam bir yıl əvvəl, yine Cənab Prezidentlerin teşrifleriyle burada temelini koyduk ve bir yıl ərzində böyle bir yaşayış kompleksi oluşturduk. Burada indi hali hazırda birinci mərhələdə ne var? Biz hali hazırda 5000 hektar toprakta ekincilik faaliyetimizi sürdürürüz. Bununla bir yerde 3500 angus tipi iri boynuzlu hayvanı buraya getirdik. Şu an Zəngilanda artık 3000... Zəngilanın iqliminə, şəraitinə uyğun yaşayabilecekler bu hayvan? Elbette, elbette. Ona bağlı getirdik. Zaten bu hayvanlar bu iklime, yani buradaki yaşayış şəraitine göre inşallah yaşayacaklar ve devam edecekler. Bunun yanında da burada çok önemli bir şey var. Biz buraya birinci geldiğimizde maalesef ki 30 yıldır işgal altında olan bu torpaqlarda Ermeniler taş üstünde taş koymamıştı. Yani tek Zəngilanda yok, işğaldan azad olunan bütün ərazilərdə. Torpaqlarda, bütün ərazilərdə. Yani dam örtüyündən tutun, onun altındaki taşa kadar. Çok şükür ki, güçlü Azerbaycan devletinin bir yılda yaptığı, Ermenistan'ın 30 yılda yapmadığı şeylerden çok çok kat kat daha fazla. Devletimiz bu manada yoluyla, tren hattıyla, aeroportlarıyla üstüne düşeni yapıyor. Özel sektör olarak da bizler de burada üstümüze düşeni yapmaya hazırız, yapıyoruz, yapacağız da. Ve xüsusi qeyd olunacak məqam ondan ibarətdir ki, kənd təsərrüfatı sahəsində ilk müəssisədir bura. Elbette, yani işgalden azad edilmiş topraklarda özel sektör olarak ilk yatırım burası. Tabi burada en büyük şey sosyal şeraitti. Yani burada işçileri biz çalıştırırken arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız geldiğindeki en büyük sıkıntıları şuydu. İşte burada yaşayabilecekleri güzel bir ev, bir park, bir havuz. Yani Azerbaycan'ın diğer tarafında olduğu gibi böyle yerler yoktu. Şimdi bizim faz 1'in bitmesiyle birlikte açılışını yaptığımız yerde işte burada çalışanlarımıza evler, işte konforlu otel otakları gibi otaklar, işte havuzu, evler, futbol sahası. O evlerde elbette, elbette. Onlar işte burada çalışan evli çalışanlarımız için ayırdığımız işte villa tipi evler, bahçeli, rahat edebilecekleri. Yani uşak parkından tutun, basenine, idman zalına, halter kurumuna. Dün yine prezidentlerin ağır atletika kulübünü de açtı. Zengezur ağır atletika kulübünü de bu sahada açtılar. Yani biz çok heyecanlıyız. Dün elbette çok önemli, manalı bir gündü bu anlamda. Çünkü Zəngilanın işgalden azad edilişinin ikinci yıl dönümüydü. Ve iki ilde artık bu miqyasda işler görülüb. Biz birinci mərhələdən danıştık. İkinci, üçüncü mərhələnin açılışları da planlaştırılır. Ve o da möhtəşəm olacak. Bak, o ikinci, üçüncü mərhələdə neler gözlənilir? İkinci, üçüncü mərhələdə de esasında bu kompleksin tam
devamı tamamlanmış olacak. Ne var bu devamında? 3500 hayvan ikinci merhalede 7000 hayvana, iri boynuzluya çıkacak. Sonra 10.000 hayvana çıkacak. Ondan başka da entegre et işleme tesisi kurulacak. 10.000 hayvan burada olduktan sonra entegre et işleme tesisiyle bir yerde burada üretilen etler inşallah önce Azerbaycan pazarına, sonra da Zengezur koridorunun açılmasıyla birlikte Türkiye ve Avrupa pazarına ihraç edilecek. Made in Karabağ brandi. Made in Karabağ olacak inşallah. İlk mührü prezidentlerimiz vurdu. Bundan sonra da tren hattının aktifleşmesiyle, dehlizin aktifleşmesiyle inşallah buradan hem yetiştirdiğimiz ürünleri, yetiştirdiğimiz etleri Made in Karabağ mührüyle Avrupa'ya, dünyanın her bir yerine göndereceğiz. Teşekkür ederim. Hələlik çatdıracağımız informasiya bunlardan ibarətdir. Realda qalın.